Herkese merhaba. Türkiye Beyond Borders'ın sohbet, tarih tartışmaları, siyaset tartışmaları serilerinin bizimle, ben ve Nazan Maksudyan'la olan ayağına hoş geldiniz. Ben Robert Koptaş, yazar ve yayıncıyım. Nazan Maksudyan da tarihçi. Zor bir konuyu, Ermeni soykırımı konusunu konuşacağız. Ama bu konuyu soykırım anına, soykırım olayına, soykırım olup olmadığı tarihsel olarak anlamı nedir gibi bir boyutuyla değil, daha çok insanlar, hayatta kalanlar neler yaşadılar, onların deneyimleri nelerdi gibi bir boyutuyla ele almaya çalışacağız. Çünkü burası epey bolca malzemenin olduğu ve belki de tarihsel olarak çokça göz ardı edilen bir alan. Nazan uzun yıllardır genel olarak Osmanlı coğrafyasında çocukları çalışıyor ve Ermeni soykırımı bağlamında da çocukların yaşadıkları üzerine çokça çalışması var. Böyle bir sohbet şeklinde ilerleyeceğiz. Ben dolayısıyla ilk Nazan'a çocuklar soykırım bağlamında, Ermeni soykırım bağlamında bize ne söylüyorlar, ne anlatıyorlar, bu konu sence neden önemli, aslında neden bu konuyu çalışmaya başladın diye genel bir soru sorarak sohbeti bir açayım, ondan sonra da ilerleyelim. Çok sağ ol. Ben de tekrar teşekkür ediyorum Turkey Beyond Borders'a bizi davet ettiği için. Robert Koptaş'la bunu tartışıyor olmaktan da çok mutluyum. Ya çocuklar, benim çocuklar ve tarihçilik ilişkisi benim için her zaman yeni bir kaynak bulmak ya da yeni bir ses duyabilmek içindi. Yani tarih yazımında açıp okumaya çalıştığımızda, herhangi bir konu söz konusu olduğunda bir takım insanların sesi daha çok duyuluyor. Yani işte beyaz erkeklerin diyelim. Çocuklar sesi duyulmayanlardan biriydi. Onları bu hikayenin içine katarsak hikayeye dair daha iyi ne öğrenebiliriz, daha başka ne öğrenebiliriz düşüncesiyle çalıştım. Geçmiş 15 yıl, belki de biraz daha fazladır. Soykırım söz konusu olduğunda da evet, yani Robert'in dediği gibi ben tabii hem siyasi tarih çok yapmadığım için, askeri tarih yapmadığım için olaylar nasıl ilerliyor adım adım gibi bir tarih kurgusuyla ilerlemedim. Tam tersine, yani hani insanlar gündelik hayatlarında bunu nasıl yaşadılar ve soykırım her ne kadar götürdükleriyle, dağıttıklarıyla, talan ettikleriyle, öldürdükleriyle bize etkisi olan 100 artı yıllık bir süreç olmasına rağmen, bir de kalanlar tarafından da bugünü çok etkileyen bir şey olduğunu düşündüm. Ve bu hayatta kalanlar, yani hayatta kalanların yazdıkları, biliyoruz ki çok erken başlamış bir yazılım. Yani hani 1919'da İstanbul'a gelmeyi başarmış hayatta kalan entelektüellerin hemen anılarını yazdıklarını ve bu hani tanıklıkların paylaşılmasının hiç bitmeyen bir süreç olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla geçmiş yüzyıldan elimizde çok tanıklık var, anlatılan çok hikaye var. Ama bunlar hep işte hani Robert'in de söylediği gibi ne olmuş, nasıl olmuş, ne gibi şiddet vakaları yaşanmış gibi ele alınıyordu. Ben biraz da yani hayatta kalanlar nasıl hayatta kalmış? Yani hani sadece şiddetin anatomisi değil de yani hayatta kalmanın yollarını görmeye çalıştım. Ve biliyoruz ki yani hayatta kalan büyük iki grup kadınlar ve çocuklar. Erkeklerin çok daha fazla şiddete maruz kaldığını ve daha çok öldüğünü biliyoruz. Orada bir kısa araya girip mekanizmaya dair belki bir şey hatırlatmak yararlı olabilir. Neden kadınlar ve çocuklar daha fazla hayatta kaldı diye. Yani yine 1915'in yazı sonbaharı döneminde, tabii sonrasında da devam ediyor ama genelde eğilimin, tehcir denilen uygulamanın, sürecin şöyle başladığını söyleyebiliriz. Belli yerleşim yerlerinde, Anadolu'da, köylerde, kasabalarda, şehirlerde önce işte göç konusunda bir çağrı yapılıyor. İnsanların toplanmaları isteniyor. Tabii ki istisnalar var ama genel şemanın böyle olduğunu söyleyebiliriz. Önce bir erkek kafilesi ya hapsedilerek ya da önceden yola kafileler halinde çıkarılarak
Çok da zaman geçmeden çıkarıldıkları yerin belki 3-5-10 kilometre ötesinde katledildiklerini, silahla ya da başka şekillerde öldürüldüklerini ya da cezaevindelerse, tutuldularsa cezaevinde öldürüldüklerini, daha sonra ki süreçte asıl tehcirin başladığını ve orada da yaşlı erkekler, kadınlar ve çocukların sürgün yollarına çıkarıldıklarını biliyoruz. Bugün nahoş bir tesadüf sonucu bugün de Gazze'deki olaylarda çok fazla çocuğun öldürülmesi üzerine türlü mülahazalarda bulunuluyor. Çocuklar her zaman sanki bir aynı zamanda savaş alanının içinde bir ayrı bir savaş alanı gibi. Sen de bu konuda ya bu yüzden de biraz ilgi duyuyorsun. Çünkü toplumun, ulusun geleceğinin onlar üzerinden şekillendirilmesi üzerinden bir takım projeksiyonlar, projeler tabii ki var. Bu yüzden kadınlar ve çocukların daha fazla hayatta kalanlar olduğunu söyleyebiliriz ilk andan itibaren. Yani bu karşılaştırmalı soykırım çalışmalarında da tartışılan bir şey. Hani biliyoruz aslında Ermeni soykırımında kadınların ve çocukların hayatta kalabilmiş olması her iki taraftan da olaya bakanları rahatsız etmiş bir şeydi uzun süre. Ya bu kadar çok insan hayatta kaldıysa o zaman nasıl olacak, nasıl soykırımdan bahsedeceğiz gibi korkulu tartışmalar vardı. O yüzden de Yani bu çalışma. o soykırım inkarı açısından bu kadar insan hayatta kaldıysa bu soykırım olur mu? Ya da soykırımı rakamlarla belki ölçen bir bakış açısı açısından da o insanların ölmüş olmaları gerekiyordu. Çünkü belli bir sayı baremine ulaşmak gerekiyor. Belki de bazı milliyetçi bakış açısından da senin dediğin gibi bu insanların hayatta kalmış olmaları aslında soykırımın kanıtı açısından da tezleri zayıflatan bir boyut taşıyabiliyor. Evet, kesinlikle. Yani dolayısıyla tarihçilik açısından da bu hayatta kalanlar çalışmaları diyelim. Yani öyle bir alan varsa yok ama 90'lardan sonra bir şeyler yazılmaya başlandı. Yani sözlü tarih çalışmalarıyla birlikte bir şekilde ha evet bir hayatta kalanlar var. Nasıl kalmışlar, ne yöntemlerle kalmışlar, hayatta kalmanın yolu neymiş diye tartışılmaya başlandı. Ve benim çalışmamda biraz o perspektife oturuyor. Yani okuma listesine ekledim. Survivors diye önemli bir kitap var. Benim de çok yararlandığım 93'te çıkan. Orada mesela işte hayatta kalan farklı insanlarla yaptıkları sözlü tarih çalışmalarına dayanarak bazı paternler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Yani çocuklar nasıl hayatta kalmıştı, kadınlar nasıl hayatta kalmıştı, yani hayatta kalabilmenin yolları nelerdi diye. Dolayısıyla bunların tartışılması da gerçekten aslında tarihçilikte yeni. Sırf da bu yüzden yani bir 2000'lerin başına gidersek mesela Müslümanlaştırılmış Ermeniler tartışması da benzer bir yarık yaratmıştı. Yani ha o zaman peki bu insanlar Ermeniler mi değiller mi? O nasıl bir varoluş vesaire? Bu da çok tartışılmıştı. Peki çocuklarla ilgili araştırmalarını yaparken temel kaynakların neler oldu ve o kaynakları yazanlar temelde kimlerdi, ne anlattılar? Evet, ya az önce dediğim gibi bu tanıklıklar yani çok fazla üretilen hayatta kalan insanların farklı biçimlerde yazdıkları tanıklıklar. Yani çok az sayıda mesela günlük biliyoruz. Yani Aras Yayıncılığın bastığı geri dönüşü yok mesela öyle bir örnek. Yani orada hayatta kalan kişi bir çocuk değil ama 19 yaşında orada yanılmıyorsam şu anda. Çok az sayıda günlük var. Hani daha birebir olaya yakın anlatı anlamında. Bir de çok farklı zamanlarda yazılmış anılar, işte otobiyografiler, tanıklıklar var. Bunlar tabii ne zaman yazıldıkları yani o yazan kişinin o tarihe dönüşüyle arasındaki mesafeyle ya da hangi dille yazıldıklarında, nerede yazıldıklarına dayanarak çok değişkenlik gösterebiliyor. Yani hani bunu birçok yerde tartıştım ben. Aynı benzer kaynaklar değil bunlar. Ama benim daha çok merak ettiğim yani yine başa dönersek ben hani aslında her şey gerçekten nasıl olmuş gibi bir arayış değil de bu hayatta kalma nasıl anlatılıyor? Yani benim için orada daha önemli olan anlatı. Yani hayatta kalan bir insanın kendi hayatta kalışını
nasıl kurguladığı idi. Dolayısıyla birbirine %100 benzemeyen farklı bireysel anlatıları kullanıyorum. Yani burada birkaç ayağı var aslında meselenin. Senin yazdıklarından, sohbetlerimizden, okuduklarımdan bildiğim. Yani mesela kuru bir soykırım tanımına bağlı kalındığında belki de soykırımın unsuru sayılabilecek şeyler. Yani mesela zorla din değiştirme. Mesela evlat edinilip başka bir aileye transfer olma gibi şeyler. Asimilasyon gibi şeyler. Bunlar soykırımın, yani Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin tanımının unsurları. Ama senin bakışında bunlar aynı zamanda birer hayatta kalma unsuruna dönüşüyor. Orada biraz daha sen beceri, maharet, güç, direnç, rezilyans görüyorsun. Ve aslında orada da tamamen meselenin başka bir tarafına, kartın diğer bir tarafına bakmış oluyorsun. Nasıl oluyordu mesela din değiştirme? Ya da işte bir Müslümanla evlenerek Müslümanlaştırma diyelim ki, alıkonularak belki, ya da işte evlat edinilme ya da bir yetimhanede büyüme kendi başına bir direnme ve hayatta kalma macerasına dönüşüyor sence? Evet, ya bu da tabii çok tartıştığım bir şey bir sürü insanla. Yani benim başlangıç noktamda söylediğim, yani hayatta kalanları ve ölenleri hep soykırım kurbanları kategorisiyle, ifadesiyle anlatan bir tarihçilik var. Yani soykırım kurbanları dendiği zaman çok da anlaşılmıyor bazen. Hani bu ölmüş biri de olabilir, ölmemiş biri de olabilir ama neticede işte bu süreci yaşamış bir insan. Ben her halükarda, yani hayatta kalanları başka bir yere koymaksızın hayatta kalma çabasının çok güçlü olduğunu gördüm bütün bu anlatılarda. Yani iki kötü arasından bir tercih yapmak tercih değildir diye de eleştiren insanlar var. Yani bu benim iddiamı. Ki bir yandan da dediğim gibi, yani bu benim okuyuşum bütün olanları. Yani din değiştirmekle ya da işte başka bir kocadan başka bir kocaya gitmekle, bunu yapmakla, hani bunlar şey değil. Yani burada bir eylemlilik görmek çok zor değil mi de denebilir. Ama benim orada anlatmaya çalıştığım, yani her ne kadar korkunç koşullarda bütün ailenizi kaybetmiş de olsanız, genellikle ölenle ölünmüyor. Yani ölmek istiyor insanlar ama ölemiyor. Dolayısıyla o hayatta kalma çabası çok güçlü. Yani bu Lerna Ekmekçioğlu'nun kitabında da daha toplumsal olarak bir şekilde anlatılıyor. Yani hani geride kalan bir küçük toplumun hayatta kalabilmek için yaptığı, yapamadığı, işte verdiği özveriler ya da alttan almaya çalıştığı çok zor kararlar vesaire. Bireysel düzeyde de bunu böyle görüyorum ben. Yani bir sürü çocukluğu esnasında soykırım yaşamış insanların anılarını da görüyorsun. Yani ne yapalım? İşte bir eve girdik. Yani sevimlilik gösterdik. Yani bir sürü hikayeler var. Yani bir adam geliyor, adam iyi görünüyor. Tamam, o zaman bu evi bir deneyelim, yani bu evde evlatlık olmayı. Ona sevimli görünüyorlar, evlatlık olmaya çalışıyorlar. Biraz yaşıyorlar, bakıyorlar o kadar iyi olmuyor. Kaçıyorlar, başka bir yere giriyorlar. Bakıyorlar orada da olmuyor. Yetimhaneye gidiyorlar. Yetimhanede kötü olabiliyor. Oradan kaçıyorlar, başka bir yere gidiyorlar. Dolayısıyla orada hani pes ettiğin bir an çok zor oluyor. Yani o hayata tutunma, hayatta kalmaya çalışma, ne olursa peşinden gitme, çabalama. Bunu ben, yani çok temel bir hayatta kalma içgüdüsü, hayatta kalma arzusu olarak görüyorum. O yüzden de öyle kurguluyorum. Ama özünde evet, yani kesinlikle birbirinden çok da iyi olmayan tercihler arasından bir tercih yapmaya çalışıyorsun. Ama yine de iyinin kötüsü, kötünün iyisi vesaire bir yol
ilerleniyor sanki. Sen konuşurken aklıma birkaç örnek geldi mesela. Çokça yine anılarda rastlanan bir şey. Özellikle tehcir sırasında, o ölüm yürüyüşü sırasında kafileler çokça saldırıya uğradıkları için ve kadınlar, genç kızlar, çocuklar alıkonulduğu, çalındığı için, kadınlar cinsel şiddete uğradıkları için mesela yapılan şeylerden biri kız çocuklarını erkek gibi giydirmek, hatta yüzlerine çamur vesaire sürerek, bazen saçlarını keserek onlara erkek görünümü vererek o şiddetten kaçınmalarını sağlamak var mesela. Bu da o, yani tabii ki nihayetinde işte hayatta kalabilmek, hayatta tutunabilmek, kendini koruyabilmek için geliştirilmiş bir yöntem. Ya da bazen insanlar çocuklarını geride bırakmak zorunda kaldılar, taşımak zor olduğu için. Belki bir umut onu oradan bıraktıkları yerden bir dağ başı olabilir, bir bayır olabilir, ama belki birisi de kurtarır alır gibi, belki de derinde bir umutla, ama nihayetinde kendi çocuğunu, küçük bebeğini belki de geride bırakarak, ya da bilinçli olarak da bir komşuya, bir Müslüman aileye onu bırakarak aslında çocuğundan vazgeçerek onun hayatta kalmasını sağlamak gibi. Yani o ölüm yürüyüşü sırasında bile başlamış olayın kendi anında, yani henüz gelecekleri belirsizken, ne olacakları belirsizken bile aslında içinde bulundukları durumun ağırlığını bildikleri ve anladıkları çok ortada. Dolayısıyla buna dair stratejiler geliştirmek de tabii ki çok doğal. Yine karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bakarsak da tabii ki akla hemen Holokost geliyor ve toplama kamplarını da düşündüğümüz zaman, yani Primo Levi'nin yazdıklarından, başkalarından yazdıklarından, bu insanlar tabii ki yani öldürülecekler ve olan bitenin de farkındalar, ama ona direnmek, kendi sıralarını geciktirmek, o toplama gaz odalarına gitmemek için türlü yollar, türlü işler üstlenebiliyorlar, birbirlerini gammazlayabiliyorlar, kapoluk yapabiliyorlar, yani Gestapo için çalışabiliyorlar vesaire. O insanın belki hem dayanışmacı tarafı, ama aynı zamanda da bir can pazarı olduğu için belki de o karanlık tarafının da ortaya çıktığı süreçler oluyor bunlar. Yine bu yetimhane, çocuk ve büyükler bakış açısıyla, yani oradaki belki tezatı tespit edebilmek için benim yine aklıma gelen bir şey oldu sen konuşurken. Bu Yervant Odyan'ın soykırım anılarını anlattığı Lanetli Yıllar var. Bir de yine senin galiba Aras'ta biz son söz yazmıştın. Antrenik Zarukyan'ın Çocukluğu Olmayan Adamlar, ki bir yetimhane anısı olarak da Ermeniler arasında da en çok bilinen ve okunanıdır. Pek çok baskısı yapmıştır farklı yerlerde. O iki anı, iki kitapta birbirine değen bir yer olduğunu fark ettiğimde çok şaşırmıştım mesela. Çünkü Zarukyan'ın anlatısında işte yetimhane koşullarındalar. Tabii ki senin dediğin gibi çok zor şartlar altında yaşıyorlar, açlıkla mücadele ediyorlar, başka şeylerle mücadele ediyorlar, ama yine de hayat devam ediyor. Ve bir yılbaşı günü onlara diyorlar ki artık, yani 1918 geçmiş, yani İttihatçılar gitmişler, dolayısıyla siyasi olarak daha rahat bir ortam var, herkes biraz daha rahata ermiş, şartlar yine de zorlu olsa da dünyanın en komik adamı gelecek diyorlar. Çünkü Yervant Odyan orayı ziyaret edecek. O da bir mizah yazarı, çok da ünlü bir mizah yazarı, adı hep gülücüklerle anılan bir isim. Ama Yervant Odyan gelip o yılbaşı töreninde, eğlencesinde sahneye çıkıp birkaç söz edeceği zaman, karşısında işte ne bileyim, herhalde başı kabak, aç bir ilaç, bir grup yetim çocuğu, belki yüzlerce yetim çocuğu görünce hüngür hüngür ağlıyor. Çünkü onun tahayyülünde olanlarla muhtemelen o çocukların tahayyülünde olanlar, o an yaşadıklarını değerlendirme şekilleri birbirlerinden çok farklı ve çocuklar da büyük hayal kırıklığına uğruyorlar. Yani bu muydu bizi güldürecek olan adam diye. Ve Antrenik Zarukyan tabii bunu 10 yıllar sonra belki yazdığında, o da artık bir yetişkin olarak o üzüntüyü, kederi aslında Odyan'la ortaklaşarak yaşamış oluyor. Ama çocukken biraz daha farklı her şey tabii ki. Evet, o çok güzel bir sahne gerçekten. Benim de çok beğendiğim yerlerden bir tanesi. Orada anlattığı biraz da senin dediğin gibi, yani hani gelecek, yani gelecek nerede ve o üzüntü ve tutunma arasında da o çok önemli gibi geliyor bana. Yani hani ya ne olacak bizim halimiz değil de hani bugün bir gün daha yaşayalım. Hani bu anda yaşayalım. O da biraz çocukluk, çocuk perspektifinden bakınca başka bir şey çıkartıyor. Yani
Ama yine yani birçok başka anıda da aynen dediğin gibi yani soykırımın ilk adımından itibaren bütün 2-3 yıllık hayatta kalma mücadelesini hikayeleştiren, işte kurgulayan anlatılarda da aynen senin dediğin o ilk adımdan itibaren bir adım daha atma gücünü bulma çabasını görüyoruz. Yani hani nasıl bunu daha tamam şimdilik bunu böyle yaptık, bir adım daha atalım, buradan böyle ilerleyelim, buradan böyle ilerleyelim. Yani o çok hani uzun vadeli düşünmeyip ama o gün bir gün daha yaşamanın nasıl etkili olduğunu. Ama o Zarubya'nın kitabında gerçekten beni de çok etkileyen, bir yandan tabii dediğin gibi çok yıllar sonra yazdığı için üzüntülü bir yerden yazıyor aslında. Yani hani çocukluğu olmayan adamlar ve o ilk başlangıcında çok üzücü bir tiratla başlıyor. Hani biz çocukluğumuz olmadı çünkü hem Ermeni hem yetimdik diyor. Benim de birazcık yani kendi kurgumu oluşturmam da çok etkili bir kitap. Çünkü öyle bir başlangıçla başlıyor. Çocukluğumuz olmadı diye başlıyor. Ama aslında içinde bayağı çocukluğun olduğu bir hikaye bana sorarsan. Yani çok fazla eğlence var, macera, Acılar var. kavga, gürültü, işte misketler, yani başarılar, yani küçük başarılar tabii ki ama yani küçük bir şey çalmak, işte gitmek üzüm almak falan. Ve en sonunda da yani mamasını bulduktan sonra annesiyle kalmayıp yetimhane çocuklarıyla gitmeye de tercih etmesi de benim için çok çarpıcı bir an. Yani bütün annesini bulamadığı 3 yıl boyunca ağlıyor ve çok özlem duyuyor. En sonunda maması onu buluyor. Ama bulduktan sonra da bu sefer diğer çocukların işte deniz kıyısındaki yeni yetimhanedeki maceralarından kaçmak istemiyor mesela. Orada da çok ilginç bir tezat var ve onu da çok başarılı buluyorum gerçekten yani. Evet, orada bir de çarpıcı olan yani sonlarda o çocuklar başka bir kamp, başka bir yetimhaneye, başka bir yere gidecekler. Yanılmıyorsam Antep ya da Urfa'ya gidiyorlar ve o da onlarla hareket etmek istiyor. Ama siyasi gelişmeler tabii yani 1918-23 arasının siyasi gelişmeleri de yani hem işte 1920'de Sevr ama sonra işte milli mücadele, savaş, Ermenilerin işte türlü lejyonlar oluşturarak Fransızlarla beraber hareket etmeleri ama Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta yaşanan savaşlar sonucunda o Ermeni ulusal projesinin de akamete uğraması yani orada bir Ermenistan kurulmayacağı dolayısıyla oradan da göç ettikleri yerden de kaçmak zorunda kalacaklar o yetimler sonra. O da siyasetin aslında ne kadar bu insanların kaderi üzerinde etkili olduğunu bir kez daha yani soykırımdan çıktığımız durumda bile aslında o çektikleri çile bitmemiş oldu ve onlar savrulmaya devam ettiler. Zaten belki de hani yetim bir kuşaktan da gerçekten bahsedebiliriz. Yani gerçi Birinci Dünya Savaşı bağlamında bütün Osmanlı coğrafyasında Türk ve Müslüman çocukların da yetimliği çok fazla. Zaten yetimler de bu anlamda da bir mücadele alanı yine. Yani o milli projeye ne kadar katılacaklar, Halide Edip'in buradaki rolü hep tartışılıyor, Cemal Paşa'nın rolü, sen de çalıştın bunları tartışılıyor. Yani yetimleri Ermeni de olsa, Türk de olsa kendi etnik grubumuz, dinsel grubunun içine katarak, asimile ederek bir ulus yaratmak projesinde de yine çocuklar çok etkili değil, daha doğrusu hedef olmuşlar diyebiliriz sanırım. Evet. Yani bu dediğin gibi hani tartışılan akademik alanlardan bir tanesi ve de aynen dediğin gibi yani hem İki Dünya Savaşı'nın sonrasında hem de yani global olarak çok tartışılan bir konu. Yani benzer bir tartışmayı mesela işte Macar tarihçileri de yapıyor diyelim ki yani bütün Orta Avrupa'daki çocukların yer değiştirmesi ve çocukların farklı toplumlara entegre edilmeye çalışılması. Yani Nazi Almanyası ve sonrasını da biliyoruz az çok. Yani hani nasıl o hem kendilerine yer yaratmaya çalışıyorlar hem başka çocukları entegre etmeye çalışıyorlar, nüfusun büyütülmesi. Yani bu bir açıdan gerçekten
milliyetçilik, ulus devlet, 20. yüzyılın ilk yarısı ve bu işte nüfus yer değiştirmeleriyle paralel de görüyorum ben bunu. Ama yani Osmanlı coğrafyası ve daha uzun süreçli bakarsak, yani işte bu Brodelyen bir long durée ile bakarsak, bu sefer yani hani ta erken yüzyıllara, Yeniçeri deneyimine gidiyoruz ve öyle bir tartışma da var. Yani bir yandan da bütün Osmanlı kültürel diyelim gelenekleri içerisinde de yani başka bir işte dile, dine doğmuş çocukların başka bir şekilde büyütülmesi de çok yaygın bir eski bir gelenek. Dolayısıyla yeni bir şey de keşfetmiş olmuyorlar. Bu ikisi ilginç. Yani hani eski bir geleneğin hani daha milliyetçi bir konjonktürde yeniden harekete geçirilmesi gibi bir şey görüyoruz. Ya da yani kadınlara geçersek belki, yani kadınların kaçırılması ve işte Müslümanlaştırılması, bu da tabii soykırımla başlayan bir şey olmadığını, yani hani Anadolu coğrafyasında hani yüzyıllarca önceye gittiğini, hepsiyle ilgili çok şey bilmiyor olsak da, yani en azından diyelim ki Gülizar gibi bir örnekle, yani bütün dün Avrupa kamuoyunda da ses getiren bir olay olduğunu ve yani onun da çok eski bir pratik olduğunu bir yandan da biliyoruz yani. Ve halen de tabii devam eden de bir pratik. İşte Srebrenica ya da işte Bosna Savaşı'nda olanları hatırlayalım. Ya da son yıllarda IŞİD, Ezidi kadınlar durumunu hatırladığımızda da yine çocuklar gibi kadınların da savaşlarda o kitlesel şiddet anlarında birincil hedeflerden olduğu ve o kafadaki toplumu, geleceği kurmak için de onların kullanıldığı bir durumun yaratıldığını biliyoruz. Yine 1915'e dönersem böyle ailelerin de dağıldığı da bir süreç. Yani Anadolu Ermenileri küçük cemaat, yani küçük demeyeyim de cemaatler halinde yaşıyorlardı. Sıkı, dışarıya belki kapalı, köy ya da kasaba bağlamında. Zaten Osmanlı millet sistemi de buna pekala uygundu. Gelenekte o şekildeydi ve bu yani o ölüm yürüyüşü, kitlesel şiddet, ölümler, katliamlar belli ölçüde bir arada kalmayı başarmış olsalar da mesela kamplarda götürüldükleri Suriyeli kamplarda işte Konyalılar bir yerde, işte Eskişehirliler bir yerde kalabiliyordu. Ama yine de aile bazında ya da sülale soy bazında, akrabalık bazında çok fazla insanda ya öldükleri için onlardan haber almak imkansız hale gelmişti ya da farklı farklı yerlere sürülmüştü. Bu anlamda yine hayatta kalma yollarından biri olarak benim aklıma yine bu gazetelere verilen aranıyor ilanları geliyor. Gıpındırvi Ermencesiyle. Yani 1917, 18, 19, 20 tarihleri daha uzak tarihlere bile bakıldığında hatta günümüzde bile Müslümanlaşmış Ermeniler akrabalarını ararken gazetelere ilan verip işte şu köyden şu kişi, şu soyadı, şu adı en son şurada görüldü. Bulanlar lütfen şuraya haber versinler gibi ilanlar Ermenci gazetelerde yayınlanıyordu. Zakarya Mildanoğlu Agos gazetesinde bunları toparlayıp yayınlamıştı önemli bir kısmını. Ve diyelim ki diasporik basın ağı içinde de aynı ilanlar belki o insanlar oralara gitmiş olabilirler diye tek iktibas edilebiliyordu aynı ilanlar. Yani İstanbul'da basılan bir ilan New York'ta basılan bir Ermenci gazete o ilanı gördüğü zaman aynısını basabiliyordu. Ya da filmlere konu olmuş bu mektup gelinleri, mektupla evlenmek, işte yeni dünyaya, Amerika'ya gitmek, belki bazen misyoner ağalarının da aracı olduğu şekilde bir göçü örgütlemek ve aile kurmalarını sağlamak bu insanların, yani bir hayatın devamlılığı açısından, elbette ki soyun da devamlı açısından ama aynı zamanda hayatın da devamlı açısından yan yana gelmeleri de teşvik ediliyordu, evlenmeleri, çocuk yapmaları da aynı şekilde teşvik ediliyordu. Ama bunun bir de diğer tarafı var. Belki biraz evet kadınlar kısmına doğru geçmiş olduk. Yine hayatta kalma yollarından biri olarak evet başka bir Müslüman bir diyelim ki bir Arap'la evlenmek. Bu zorla da olabilir ama belki de o an başka çare olmadığı gibi içinde olabilir senin dediğin gibi. Ama aynı zamanda neticede hala bir yaşam kavgası sürdüğü için bu insanlar açık sefil oldukları için
Bazen de ekmek parasını çıkarabilmek için türlü işler yapmak. Ve burada da bir moral, ahlaki bir çöküşten de söz eden yazarlar var. Günlük yazarları var, Ermeni önde gelenler var, entelektüeller var. Vahe Taşçıyan'ın Aras'tan yayınlanacak, çevirtmiştik. Daily Life in the Abyss, uçurumdaki günlük hayat kitabında buna dair örnekler mesela var. O daha entelektüel zümreden gelen Ermeniler, halk tabakasından insanların Bilad-ı Şam bölgesinde ki bugünkü bütün Orta Doğu'yu neredeyse yani Suriye, Ürdün, Filistin, İsrail, Lübnan bu bölgeyi kapsıyor. Oradaki halkın işte tüccarlık yapabiliyorsa diyelim ki bir iş açabilmişse hile hurda yaptığını, işte un satarken içine tuz karıştırdığını, yani dolayısıyla ahlaki bir yozlaşma içinde olduğunu söylüyor. Biraz daha pas geçerek söylediği şey bu mesela kadınların fahişelik yaptığını biliyoruz. Yani yine yani ekmek paralarını kazanabilmek, belki çocuklarını yetim kalmış çocuklarını yaşatabilmek için yaptıkları bir uygulama ve bunlar tabii ki o ulus tahayyülü içerisinde çok kabul edilebilir şeyler değil ve belki de çok da bilmiyoruz ama bu kadınların dışlanmasının, bu kadınların kendi cemaatleri içine kabul edilmemesinin de tarihi de belki bir noktada yazılabilecektir. Çünkü tek tük örnekler olduğunu biliyoruz. Buna karşılık da bir projede o Türk ya da Türk, Kürt ya da Arap aileler tarafında olan çocuk ve kadınların orada hayatta tutunabilmiş olanların geri toplanması için de Ermenilerin mesela çalışma yaptığını biliyoruz. Yani bir Arap kabilesine gidip burada üç tane Ermeni kadın var onu alacağız dediklerini, bazen alabildiklerini, bazen gerilim olduğunu, hatta belki de bazen de o kadın artık o aileye karışmış, belki orada çocuk yapmış vesaire olduğu için onun tekrar Ermeni kimliğine geri dönmek istemediği örnekler de olduğunu biliyoruz. Burada gerçekten savaşın ve soykırımın arkasında ayrı bir mücadele alanı, bir cephe olarak da kadınlar ve çocuklar yine tebellül ediyor diyeyim. Evet. Ya benim de senin söylediklerinden aklıma gelenler, bir yandan gerçekten bütün bu kurtarma ya da işte geri alma kampanyaları aslında her farklı düzlemlerde oluyor. Bir yandan işte işgal İstanbul'un da başka bir düzeyde ve İngilizlerin desteğiyle yapıldığını hani Lerna'nın çalışmalarından biliyoruz. Ama bir benim kendi çalışmamda mesela işte ben bu Osmanlı coğrafyası genelinde Darüleythamlarla ilgili bir sürü şeyler yazdım. Onların kapatılma sürecinde ve yine savaşın bitme sürecinde diyelim ki Samsun Darüleythamında dahi böyle bir arayış olduğunu, burada kim Ermeniydi, kim değildi, eski defterlere bakıldığını, işte isim değişikliklerinin bulunduğunu ve işte o Ermenilerin kurtarılmaya çalışıldığını, yani hani bütün küçük coğrafyalarda aynen senin dediğin gibi yani hani insanlar dağılıyor ama hayatta kalanlar bir şekilde küçük bir yerde durmaya çalışıyorlar ve tekrar o insanları bulmaya çalışıyorlar. Yani hani Müslümanlaştırılmış çocukları bulmak, kadınları bulmaya çalışmak. Evet, o bulmak her zaman aradığını bulmak gibi olmuyor gerçekten. Bir kadının seks işçiliği yaptığı ortaya çıkarsa o ne kadar kabulleniliyor, ne kadar kabullenilmiyor ya da işte bir Kürt adamdan o zaman içerisinde iki çocuğu doğmuşsa ve işte kadın gelmek istemiyorsa ya da gelmek istiyorsa ya da çocuğuyla gelmek istiyorsa ya da çocuğunu bırak diyorlarsa bu ilk baştan beri senin ilk başta söylediğin işte hani bazı çocuklar hayatta kalsın diye bir ağaç kovuğuna konulduğu hikayesinde bazen bu çocukları düşünürken hani işte annelik babalık yani o ebeveynliği de düşünüyor insan ama özellikle annelik daha etkili diye düşünüyorum. Yani o işte bütün o soykırım esnasında diyelim ki hamile olmak, küçük bebeği olmakla daha büyük çocukları olmak bunlar çok farklı süreçler. Ya da yani orada hamile işte, tecavüze uğramak, hamile kalmak, başka çocuk doğurmak yani orada da başka gündemler ortaya çıkıyor ve neticede o tamam sizi geri alıyoruz denilen ya da işte yeniden bulmaya çalışıldığı esnada kimler geri alınabiliyor, kimler geri alınabiliyor. Yani o geride kalanların hangilerini bağrına basıyor toplum? Vahe
oradaki işte ikircikli durumları çok iyi anlatıyor bence de orada. Ama bir yandan da ilginçtir mesela. Daha İstanbul çerçevesinde böyle bir tartışma çok bilmiyoruz, çok okumuyoruz, çok farkında olduğumuz bir şey değil. Daha işte dediğim gibi Bilardşam çerçevesinde daha fazla biliyoruz. Yine seni hatırlattığın aranıyor ilanları, onların da ömrü gerçekten çok uzun. Yani geçen Parezya'da işte Talin Sucuyan'la ve o ekiple de bir konuşma yaptık. Orada yani diaspora basını çalışan insanların söylediği gerçekten 60'lar, 70'ler, 80'ler hiç bitmeyen şekilde o ilanı vermeye devam ediyorlar. Yani Takıyı Tomasya'nın kitabındaki o Kumkapı Kilisesi'ne gitmeyi devam etme hikayesini belki sen anlatabilirsin yani. Damatya Kilisesi ama evet ben de tam Pardon. ona gelecektim. Bu uzun sürmesi demem bence çok anlamlı. Çünkü bu ilanlar gerçekten çok uzun sürüyor. Beni de şaşırtan bir şey. Mesela bu gayam dediğimiz yani Evet. kampların toplama kampı değil ama insanların hayatta kalmak için 1918 sonrası sığındığı kampların ne kadar uzun sürdüğünü görmek oldu. Orada da kritik olan şu. Benim kafamda hani 1918'de beraber zaten siyasi ortam, mütareke vesaire Osmanlı başkentinde diyelim İstanbul'da ve başka yerlerde görece müsait. Dolayısıyla insanların İstanbul'a aktığı bir dönem var. Hayatta kalanların İstanbullu olmasalar da çünkü burada cemaat yapısı ve yardım organizasyonlarının yapısı çok daha güçlü tabii ki ve de daha güvenli de bir yer olduğu için. Ama onların hepsini bir yerlere yerleştirmek mümkün olmadığı için bir ailelerin yanına vesaire herkesin akrabası vesairesi olmadığı için belli kamplar kuruluyor. Samatya'da işte yetimhaneler var, Kuleli Asker Kilisesi değil mi? Yetimhaneye dönüştürülüyor. Ermeni ve Müslüman yetimler var. Ortaköy'de bir kamp var, Kumkapı'da var vesaire. Bu kamplara baktığımız zaman ben 1935'te bile yani o zamanlar çok geçmiş, Cumhuriyet kurulmuş, bambaşka bir düzen kurulmuş. Söylemler değişmiş, Ermenilerin vatandaşlık durumu değişmiş ama hala bir devamlılığın da göstergesi olarak 1935'te hala Samatya'daki Sutkevork Kilisesi'nin bahçesinde 1915'te sağ kalmış insanların sığındığı bir kampın olduğunu, bir gayanın olduğunu bilmek beni çok şaşırtmıştı. Orada da işte yani senin de çok sevdiğin, benim de çok sevdiğim hem Takıyı Tomasyan hem onun kitabı Sofranın Sen Olsun da yani bir yemek kitabında dahi işte trajik bir hikayedir. Onu gerçekten anlatayım bilmeyenler için. Bir evlilik yapacaktır. Takıyı Tomasyan'ın ninesi sanıyorum. Takıyı Sarımsaklayan da o da. Ama üç çocuğu olan bir adamla olacaktır bu evlilik. Ama ona iki çocuğu olduğu söylenmiştir. O da biraz dediğim dedik iki çocuk değil üç çocuk olduğunu öğrenince üçüncüyü kabul etmem siz bana iki dediniz der. Ve üçüncü çocuk Çorlu'da yanılmıyorsam. Ya da Orada. Ya da Çorlu'da Çatalca. yani İstanbul'da olacaktır bu evlilik. Trakya'da, Trakya'nın taşrası, İstanbul'un taşrasında diyelim. Çorlu ya da Çatalca orada yanılıyor olabiliriz. Kalır. Ama oradan hemen arkasından soykırım, tehcir süreci başlayınca o küçük çocuk sürgüne gönderilir ailecek ve o aileden kimse geri dönmez. Takıyı Sarımsaklayan da çocuklardan birini alıp 1918 sonrası kurulan bu az önce bahsettiğimiz Samatya'daki çünkü Yedikule'ye yerleşmişlerdir. Elinden tutup çocuğunu Samatya'daki Gayan'a gider ki acaba o öldürülmüş, muhtemelen öldürülmüş olan çocuğun hayatta kalma ihtimali var mı? Onu bulabilir mi diye ve defalarca tekrarlanan bir süreç olur bu ve maalesef o çocuğa ulaşılmaz. Çocuk hayatını muhtemelen kaybetmiştir. Dolayısıyla belki de buradan şey de çıkıyor. Yani soykırım elbette ki bir halkın, insanların varoluşuna karşı büyük bir darbeydi. Ve biz daha çok o an, benim an dediğim soykırım anı ya da olayı diyebileceğimiz şeye bakıyoruz. Ama aslında bunun devamlılığı, etkileri kuşaklar boyunca devam ettiler. Bireyler üzerinde, aileler üzerinde, cemaat üzerinde ve bunu da aslında bu tip tarihi olaylar, unsurlar üzerinden takip etmek pekala mümkün oluyor. Yine senin de zikrettiğin gibi mesela Fethiye Çetin'in anneannesinin ailesini bulma süreci, Agos'a verdiği bir ilanla
bütün bu sürecin başlaması ve onun sonucunda bu Müslümanlaştırılmış Ermeniler meselesinin 2000'li yıllarla beraber Hrant abinin Agos'un çabalarıyla, Fethiye Çetin'in Anneannem kitabıyla, daha sonra Torunlar kitabıyla bu meselenin biraz daha göz önüne çıkması da bunun ne kadar devam ettiğini gösteriyor. Bugün hala Müslüman Ermenilerden söz edebiliyoruz. Ya da ailesi kendisi Kürt ya da Türk ve Müslüman olan ama Ermeni akrabaları, Hristiyan akrabaları olan insanlardan söz ediyoruz ki çevremizde bunlardan çokça var. Bütün bunlar soykırımın aslında daha az görünen ve hala devam eden etkileri olduğunu bize gösteriyor. Evet, yani biraz sona yaklaştık gibi ama dediklerinden hareketle belki ben de son bir şey söylemem gerekirse hem bu yani kuşaklar arasılık gerçekten çok etkili ve de o kuşaklar arasındalıkta da bir de böyle hani o kılcal damarlar dediği yani aslında Foucault'un işte iktidar için kullandığı o benzetme bir yandan bütün yani soykırımın ve işte soykırımın etkisi altında yaralanan, travma gören, hayatını kaybeden, geride kalan bütün herkes için o katmanlı hikayenin hem coğrafi açıdan ne kadar geniş bir alana yayıldığı hem de kronolojik anlamda hani bitmediği yani bitmeyen bir süreç olarak devam ettiğinin belki altını çizmemiz lazım. Yani bir bu işte bitmeyen mültecilik ya da işte bu Kahtagan deneyimi, Gayanlar, Talin Sucuyan'ın Soykırım sonrası Türkiye'de Ermeniler kitabında İngilizce perpetual exodus diye kullandığı bir kavram var. Yani hani kendini tekrar eden kaçış. Yani onu soykırımda bir şekilde Ermenilerin çöle sürüldüğünü ve kaçtığını ama ondan sonra kimilerinin geri İstanbul'a kaçtığını, işte köyüne gitmeye çalışıp orada şiddet görüp büyük şehirlere kaçtığını, büyük şehirlerde 30'larda ırkçı şiddete maruz kalıp Fransa'ya kaçtığını, işte Fransa'da Nazi şiddetine maruz kalıp Amerika'ya kaçtığını, Amerika'da durup yani bu hem o bitmeyen dışa doğru, dışa doğru, dışa doğru tekrar açılan yani o yapraklar şeklinde bu dağılımı görüyoruz. Yani büyük bir coğrafi dağılıma yol açıyor neticede soykırım. Bu çok ilginç bir şey. Yani hani yine Aras'ın bastığı her yerde Ermeni var. Nacaryan mıydı hatırlamıyorum. Yani hem her yer... Bahram Evet. Yani bir yandan her yerde Ermeni olması gibi garip bir duruma yol açıyor. Bir yandan her hikayenin içinde soykırım olması gibi bir duruma yol açıyor. Ve Türkiye gerçeğinde de gerçekten bizim tahmin ediyorum birçok konuyu bir en kötü ihtimalle iki adımda soykırıma bağlayabildiğimiz bir konjonktüre dönüşüyor bizim bu 100 küsür yıl sonraki durumumuzda. Evet, yani o son söylediğin çok geçerli gerçekten. Ben de bazen sohbet ederken ben her Türkiye'deki güncel her tartışmayı, her meseleyi iki adımda en geç dediğin gibi soykırıma bağlayabiliyorum diyorum. Bazen bu ama çok tabii konuşmayı çok zorlaştırıyor. Çünkü her şeyin, hiçbir şeyin değişmediğini, sürekli bir şeylerin tekrarladığını ve inkarın da gerçekten her zaman orada olduğunu ve inkarın da aslında bir tür şiddet olduğunu da sürekli duyumsatan bir şey. O yüzden bazen konuşmak ve o bağlantıları kurmak da insani olarak, birey olarak çok yorucu olabiliyor. Dediğin gibi sanırım tamamladık. 40 dakikayı belki azıcık geçtik. Umarım güzel olmuştur. Tekrar Turkey Beyond Borders ekibine teşekkür ediyoruz bizi davet ettikleri için. Umarım keyif alırsınız. Kaynakları vereceğiz değil mi? YouTube yayının altında Evet. olacak. Nazan daha çok onu hazırladı. Ona da teşekkürler. Ağzına sağlık. Sana da çok teşekkürler.